garip, fakir, yetimleri sevip sevindiresin. Bedenini parçalayıp yoluna kurban veresin. Misafirine, yoksula candan ikram edesin. Hakkın emrin işitip bu sözleri dedim ben. Fakir, garip, yetimlerin her kim ki halini sorar, razı olur o kulundan rahim olan perverdigâr. Ey bir haber, sen sebepsin, budur bir sırru esrar. Hak Mustafa öğüdünü işitip söyledim ben. Efendim, Divan-ı Hikmet sohbetlerinden hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan-ı Hikmet'inde birinci hikmetin 8. kıtasına geldik. Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla devam ettiriyoruz Divan-ı Hikmet sohbetlerini. Malum haliniz Musa Yıldız hocamız Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin eski rektörü, şu anda da aynı üniversitenin mütevelli heyeti başkanı. Merhabalar hocam. Merhabalar efendim. Hocam, yanlış hatırlamıyorsam biz bir önceki bölümde Hazret'in 8. kıtasını okumuştuk 1. hikmette ve orada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bize hakkın kendisine aşk kapısını açtığını, o aşkın kendisine dokunduğunu söylemiş. Ardından toprak gibi olmakla ilgili Hazreti Hak'tan manen bir emir aldığını ifade etmiş. Ardından da melametin oklarının kendisine isabet ettiğini buyurmuştu. Şimdi siz bize toprak gibi olmakla ilgili tasavvufi birikimi aktardınız. Biz hatta Hazreti Yunus'tan, Aşık Veysel'den bazı örnekler getirmiştik buraya. Yine Hazreti Yunus'un "Benim yüzüm yerde gerek" dizesine atıf yapmıştık. İzniniz olursa sevgili seyircilerimizin de izniyle şimdi bu melamet bahsini sormak istiyorum. Bizim Anadolu tasavvufunun en öz kavramlarından biri değil mi hocam bu? Evet. Çok sık rastladığımız bir kavram melamet. Fakat ilk Türkçe yazılı tasavvufi metinlerden biri olan Divan-ı Hikmet'te biz bu melamet kelimesini duyuyoruz. Yunus şöyle diyor hocam. Söyler isem sözüm savaş, söylemezsem bu bağrım baş. Cihan doludur kallaş, her birinden bir taş gelir diyor. Biz şimdi tek yönlü melameti biliyoruz. Taşlanmak, kınanmak demek. Peki nedir melamet? Tabii kelime olarak kökeni levmden geliyor. Kınamak kelimesinden geliyor. Aslında bunu bazıları diyor ki bu bir tarikattır. Bazıları diyor ki tarikat değil, bu bir akımdır. Bir tarikat neşvesidir diye. Anlayışıdır diyor. Anlayışıdır diye ifade ediyorlar. Abdülbaki Gölpınarlı hocamızın da bu konuda çok güzel bir kitabı var. Melamilik ve Melamiler diye değerli bir eseri var. Ve bu melamilerin dayandığı asıl nokta kendi nefsini, nefsin arzularını ve riyakar davranışları sürekli olarak, o davranışlara sürekli mücadele etmek. Kur'an-ı Kerim'deki Bismillahirrahmanirrahim ve la yakhafune levmete laimin, kınayanın kınamasından korkmazlar ayetine dayandırıyorlar bunların davranışlarını. Ya da başka bir ayette Kıyamet suresinde Allahu Teala önce kıyamete yemin ediyor. Sonra da diyor ki "Vela uksimu bin nefsil levvame." Kınayan nefse yemin olsun ki diye. Kınayan nefse yemin ediyor. Bunların davranışlarını bu iki ayete dayandırıyorlar. Tasavvuf yolundaki bilim adamları, araştırmacılar. Ve bunu da belli kısımlara ayırıyorlar. İlk ne zaman başladığı, nasıl başladığı bilmiyor ama Horasan yöresinden başladığı. Horasan yöresinden başladığı için de Anadolu'daki, sizin de ifade ettiğiniz gibi, değişik tarikatları ve değişik sufileri çok etkilemiş bu anlayış, bu neşve. Hamdun Kassur'a dayandırılıyor. Hamdun, evet. Kassur'a. Hamdun Kassur'un adı, Kassur'un yolu, onun akımının adı Melametilik. El Melametiyye diye. Sonra
Bir de melametiye bayramiye, bayramilik melameti var. O da Sikkin notlarında hemen bakayım. Emir Sikkini Hazretleri. Ömer Dede Sikkini. Ömer ya da Emir Dede deniyor. Emir de deniyor. 15. yüzyılda yaşamış. Ona dayandırılıyor. Ve 19. yüzyılda da Muhammed Nurul Arabi. O da Melami-i Nuriye. Üç bölümde ele alıyorlar bunu. Bu kişiler yaptıkları ibadetlerini cemaatle yapılanlar dışında tamamen gizli yapıyorlar. Kimseye yaptığı ibadetlerini ve bu manevi yoldaki uygulamalarını göstermiyorlar. Hep kendi kötü yönlerini insanlara gösteriyorlar. Kınayanın kınamasından korkmaz dedik ya. Kıyafetlerine çok fazla dikkat etmiyorlar. Böyle bir tarzları var bu büyüklerimizin, bu yolda ilerleyen kişilerin. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de buradaki melametin yağmur gibi tüm okları bana değdi demesi, Horasan kökenli olduğu için Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de kendisini melami olarak burada okları değerek melami olarak değerlendiriyor bu burada. Şimdi siz bu bize melamiliğin Kur'an'daki anlamını verdiniz. Ardından da tarih boyunca melamiliğin ya da melametiliğin bir tarikat gibi algılandığını ama bazı kişilerce de bir tarikat olmaktan çok bir anlayış olduğunu ifade ettiniz. Tabii. Fakat arada söylediğiniz bir söz var hocam. Dediniz ki iyi yönlerini mutlaka gizlemek. Bu Türk Müslümanlığı tabiri bugün bu modern Türkiye'de tartışılan bir tabir ama ben o tartışmalara girmeden o tartışmaların bir köşesinde yer tutan şöyle bir idrakten haberdarım. İbadet de gizli, kabahat de gizli diyorlar. İbadetleri de mümkün olduğu kadar cemaatle yapılan ibadetler hariç gizlemek ve mümkün olduğu kadar kabahatleri de gizlemekten bahsediyorlar. Bu bir yerde o Horasanilik diye vurgu yaptığınız o inancın bir parçası sayılabilir mi hocam? Horasan inancının, Orta Asya inancının bir parçası sayılabilir mi? İbadetleri de gizlemek, kabahatleri de gizlemek bu tabii anlamda. Tabii ki. Ama buradaki kabahatlerini gizlerken bunların yaptıkları bir iyi yönlerini göstermiyorlar, kötü yönlerini gösteriyorlar anlamında söyledik ya. Kötü davranışlar toplumun kınayacağı davranışlar değil. Mesela toplum bir kıyafet giyiyorsa bunlar daha farklı bir kıyafet giyiyor. Ha bunlar sevap günah anlamında değil. Değil tabii. Bu anlamda değil. Orayı affınıza sığınarak hani şerh olmasın. Etmenizi istedim. Tabii ki. Yani şimdi şöyle yoksa hikayeler. Yoksa mevzu çok uzun. Şöyle hikayeler biliyoruz biz işte elinde Allah affetsin bir şarap kadehi insanların ortasına çıkıp işte aslında ben çok maneviyatlı bir insanım ama şarap kadehiyle kendimi gizliyorum gibi numaralar filan. Öyle bir şey değil yani. Tabii onlar zaten bu kapsamın dışında tamamen yanlış uygulamalar. Belli bir dönemden sonra, ilk dönemlerinde değil, sonraki dönemlerinde hatta bunların içerisinde bazıları çıkmış biraz aşırıya gitmişler. Bu bazı davranışlarını insanlara söyleyerek beni eleştirin, bizi eleştirin diye kendilerinin eleştirilmesini isteyen bir grup da ortaya çıkmış. Böyle bir aşırı grup da ortaya çıkmış. Ama genel olarak bunlar ibadet, zikir ve benzeri davranışlar Allah içindir. Bunların gizli yapılması lazım. Dışarıdan bakan insanlar bizi nasıl görürse görsün, bizim iç alemimiz çok önemli. Kendimizi yetiştirmemiz çok önemli. Bu tasavvuftaki mertebeleri, menzilleri geçmek çok önemli. Böyle bir yaşayı tarzları var büyüklerimizin. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bu büyüklerimizden bir tanesi. Şimdi bu bir diğer kıtada Hazret bu söze devamla şöyle söylüyor sevgili seyirciler. Gönlüm katı, dilim acı, özüm ve kendim zalim. Kur'an okur, amel yapmaz, yalancısın sahte alim. Garip canımı vereyim, ne yazık ki yoktur malım. Düşmeden nar-ı cahime, havf ile piştim ben. Şimdi burada dışarıdan insanların taşlaması, kınaması olarak takdim ettiğimiz melamiliğin, melametiliğin yanında bir de kişinin kendi nefsini taşlaması var. Burada biz onu mu görüyoruz hocam? Hazret bunları kendine söylerken kendi kendini taşladığından mı bahsediyor? Hem ondan bahsediyor hem de öğrencilerine siz de böyle olun. Kendi rol model bunu bizzat kendisi yaşıyor. Kendisini eleştiriyor. Nefsine hiç yüz vermiyor. Aynı zamanda öğrencilerine diyor ki siz de bu şekilde olun. Ya böyle olmazsanız o zaman siz de sahte alim olursunuz. Yani öğrencilerine kendilerini böyle kınamalarını mı salık veriyor Hoca Ahmet Yesevi? Kendinizi kınayın, tartın, düşünün mü demek istiyor? Yani şımarmayın, gururlanmayın. Bazı haller yaşayabilirsiniz. O haller sizin geldiğiniz birer duraklardır. O duraklarda şımarıp farklı davranışlar içerisine girmeyin. Ama şimdi şöyle hocam,
Çok mesela sıradan gündelik hayatın içinde işte çift takla atmayı bilen bir insan alkışlanmayı sever, ister. Öyle değil mi? Bir ipin üstünde yürüyen bir insan alkışlanmayı sever. Yani itibarı sever. Efendim imtiyazı sever. Şimdi bu manevi yolculukta kişi yürürken bazı güzel hallere, güzel rüyalara şahit olduğunda ya da güzel halleri dolayısıyla diğer insanlar tarafından sevildiğini anladığında bunu sağlamasının, yani şımarmamayı sağlamasının merkezi nedir ki? Bunu nasıl temin edecek? İşte bu nasıl başaracak ki bunu? İşte zor bir şey değil mi bu? İşte çok zor bir şey. Nefis onu arzu ediyor. Zaten nefsin arzularını gemlemek burada önemli. Hmm. Melamilik o zaten. Nefsin arzularını gemlemek. Yoluna devam et. Gördüğün şeyleri gör ve geç. Takılma oraya. Buradaki bu tasavvuf yolundaki en zor şey bu. En ufak bir şeyi gördüğünde oradan gurur kibire girme. Çok zor bir şey değil mi? Çok zor bir şey tabii. Evet. Tabii tasavvuf yolunda da zaten zoru başarmak çok önemli. Eyvallah. Şimdi efendim 9. kıtada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri şöyle söylüyor. Yaşım 63'e erdi, ömrümü geçirdim gafil. Hakkın emrini tutmadım, kendim ise kara cahil. Namaz, oruç hep kazada, olunmaz cemale nail. Kötülere tabi oldum, iyilerden geçtim ben. Burada 10. kıtaya bu arada geldi. Evet, 10. kıtayı okudum. Burada da aynı şey var. Kendini taşlama, kendini kınama, kendini hesaba çekme fikri var. Vah yazıklar olsun bana sevgi kadehin içmeden. Çoluk çocuk ev ve barktan, bu dünyadan vazgeçmeden, suç ve isyan düğümünü fani dünyada çözmeden, şeytan galip geldi bana, can verirken şaştım ben. Beni gam kedere salıp imanıma çengel vurdu. Mürşidim kokular saçıp hazır ol diye buyurdu. Lain şeytan benden kaçıp pisliğiyle defoldu, yaradanıma hamdolsun iman nuru açtım ben. Bu kıtalarda da Hazret bir süre yine o melameti tutumunu devam ettirdikten sonra mürşidi kamil kavramına geliyor. Bugün belki de en çok üzerinde durmamız, anlamamız gereken kavramlardan biri bu. Çünkü atalar sözü akıl akıldan üstündürü bugün bir kenara koyduk. Dinde, siyasette, ticarette, sanatta, edebiyatta, her hususta. Herkesin aklı kendine kutsal hocam. Nedir Mürşid-i Kamil? Mürşid-i Kamil kime derler? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Mürşid-i Kamil diyerek neyi kastediyor? Tabii mürşid kök olarak sizi irşat eden, size rehberlik eden, danışmanlık yapan, sizi yönlendiren kişi. Kamil de olgun kişi. Yani olgun, irşat eden, yönlendiren kişi anlamında. Bu yolda kişinin tek başına mesafe alması çok zor. Zaman zaman yaptığı hatalarda onu idare edecek, yönlendirecek birisi lazım. Adeta akademik camiadaki hoca talebe ilişkisi gibi. Master doktora tezlerindeki danışman öğrenci ilişkisi gibi. Ya da bir meslekteki usta çırak ilişkisi. Usta çırak ilişkisi meşk gibi. Meşk sisteminde. Evet, meşk sistemi gibi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bu yoldan yetişmiş. İlk bölümde hayatını okurken Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ilk başta Arslan Baba'dan ders aldı demiştik. Onun ilk mürşidi Arslan Baba. Hatta belki de ilk mürşidi babası İbrahim Ata. Daha sonra da Buhara'ya gitmişti. Buhara'da Yusuf Emedani Hazretleri'nin dizinin dibinde ders almıştı. O büyüklerimizi görüp ki Yusuf Emedani Hazretleri Peygamber Efendimiz'den sonra gelen altın silsiledeki 8. kişi. O kadar önemli bir şahsiyet Yusuf Emedani Hazretleri. O değerli büyüklerimizi görmüştü. Ve onun kastettiği Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin mürşidi kamil kastı kendi hocası ve o dönemde yaşamış büyüklerimiz. Ve bu yolda da kişinin mürşidi kamil olmadan merhaleleri geçmesi, daha sonraki programlarımızda yeri geldiğinde göreceğiz. Nefsin aşamaları var, dereceleri var. Nefsi emmare, nefsi levvame gibi 7 tane aşamaları var. Onun dışında Hazreti Hamse dediğimiz 5 hazret var. Bu aşamaları geçerken mutlaka onu yönlendirecek, onu uyaracak bir büyüye ihtiyaç duyuyor. Mürşidi Kamil'den kastı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nde bu kişi. Şimdi tabii mutlaka sizin bu anlattığınız evren, yani Mürşidi Kamil'lerin yürüttüğü sistem, yaptığı terbiye
büyük bir şey ifade ediyor. Sistemli, düzenli, asırlardır tecrübe edilmiş, sonuçları alınmış şeyleri ifade ediyor. Bugün modern dünya açısından da mürşidi kamil söz konusu edilebilir mi hocam? Bu günümüz dünyası açısından da mürşidi kamil söz konusu edilebilir mi? Tabii var ki, mı ihtiyacımız yani? Ya tabii ki bu kıyamete kadar bu sistem devam ediyor. Kıyamete kadar devam ediyor. Ya dini fetva olarak yaşıyorsunuz, ya takva olarak yaşıyorsunuz, ya vera olarak yaşıyorsunuz. Bu sizin seçiminiz. Ya şeriat boyutunda kalıyorsunuz ki hayat devam ediyor. Diyorsunuz ki ben bal değil süzme bal yemek istiyorum. Tarikat boyutuna geçiyorsunuz. Daha da iyi süzülmüş bal yemek istiyorum diyorsunuz. Marifet yoluna geçiyorsunuz. Daha da ileriki aşamasına geçmek istiyorum diyorsunuz. Hakikat yoluna gidiyorsunuz. Bu insanın tercihi. Hayat evet. yolundaki tercihi. Yani nihayet bu tasavvuf işi bir meşrep ve tercih meselesi. Tercih meselesi tabii. Herkese zorlanabilecek bir şey de değil. Tabii ki. Ama biz tabii sevgili seyirciler bu programda genel itibariyle Musa Yıldız hocamızla herhangi bir tarikatın sistemini, yolunu değil daha çok Anadolu sahasını mayalayan fikirleriyle, yaşayışıyla, menkıbeleriyle mayalayan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bizim için gönül alemimize koyduğu, bıraktığı önemli işaretleri konuşmaya, onları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi efendim bu 12. kıtada Hazret Mürşid-i Kamil'e vurgu yapıyor ve 13. kıtada da devam ediyor. Mürşid-i Kamil'e hadim ben yolunda yürüdüm. Göz kırpmadan hizmet ettim, edeple huzurda durdum. Medet etti himmetiyle şeytanı yanımdan kovdum. Ondan sonra kanatlanıp çırpınarak uçtum ben diyor. Evet. Burada Mürşid-i Kamil'e hizmetten de bahsediyor. Nasıl hizmetler hocam bunlar? Yani tam olarak kastettiği nedir burada Hazretleri? Tabii hizmet bu tasavvuf yolunda bir seyri sülük metodu. Hizmet. Evet. Ve bunu da hep büyüklerimiz Peygamber Efendimiz'in bir hadisine dayandırıyorlar. Peygamber Efendimiz bir Ramazan günü sefere çıktığında ashabın bazıları oruç tutmuş, bazıları oruç tutamamış. Hmm. Oruç tutamayanlar da oruç tutanlara hizmet etmiş. Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki oruç tutamayanlar daha çok sevap kazandılar. Allah Allah. Tarikata giren, yeni giren salikin nefsinde olması muhtemel kibirin ve bencilliğinin de bu yolla törpülenmesi, bu yolla düzeltilmesi amaçlanıyor burada. Ve baktığımız zaman tasavvuf tarihine birçok örneği var. En yakın örneği de bize Aziz Mahmud Tuhay Hazretleri. Hepimiz biliriz onun hikayesini. Aziz Mahmud Tuhay Hazretleri. Kendisi Bursa kadısı. Kadı kaftanıyla gezen birisi. Sonra bu tarikat yolunu, tasavvuf yolunu öğrenince geliyor üstadına, Üftadi Hazretlerine. Üftadi Hazretleri de ona o gururunu, kibirini, kadılıkta kazandığı o benlik halini yıkmak için bir süre sokaklarda o kadı kıyafetiyle ciğer sattırıyor. Allah Allah. Ne kadar zor bir şey. Evet. Kadısınız, en yüksek makamdasınız. Sırf bu yola giriyorsunuz. Manevi hazları alayım, nefsin mertebelerini atlayayım, ebedi hayatta kamil insan olayım diye ciğer satıyorsunuz. Belli bir süre sonra tamam artık o görevim bitti diyor. Dergahın, oradaki irfan mektebinin tuvaletlerini temizleme işi veriyor. Ne kadar zor bir şey. Evet, zor. Bunlar bir eğitim metodu tasavvufta. Hizmet de bu eğitim metodunun bir parçası. Evet. Buradaki hadim ve hizmet kavramlarından onu anlıyorum Ali Hocam. Şimdi estağfurullah, tabii ben mümkün olduğunca ara ara bu sizin verdiğiniz bilgileri günümüzde gördüklerimizle, yaşadıklarımızla tartarak anlamaya çalışıyorum ki hem bendeniz için bu mesele kolaylaşsın hem izleyenlerimiz için. Bugünün insanı belki de bu bahsettiğiniz terbiyeye çok daha muhtaç. Yani kendisine hatalarını zarifçe söyleyecek, kafası karıştığında, tercihler arasında kaldığında doğru tercihi işaret etmesine yardımcı olacak büyüklere. İlla adının Mürşid-i Kamil mi olması gerekir hocam? Yani arkadaş, dost, anne ve baba, hoca, yani bunlar da olamaz mı? Tabii ki olabilir. Yani şimdi biraz Divan-ı Hikmet'in dışına çıkıyoruz ama evet. Mecburen konuşacağız bunu da yani. Seyircilerimiz beni bağışlasınlar. Olamaz mı yani? Birbirimize böyle de yardımcı olamaz mıyız? Tabii ki olabilir. Orada artık arkadaş değil, haldaşlık deniyor buna. Haldaşlık boyutuna geçiyor. Bunu şöyle izah edebiliriz, güncelleyebiliriz. Bugün biz kalbimizde bir rahatsızlığımız meydana geldiği zaman ne yapıyoruz? Bir kardiyoloğa gidiyoruz. Evet. Midemizde rahatsızlık olduğu zaman iç hastalıkları ile ilgili doktora gidiyoruz. Onlar bizim maddi hastalıklarımızı tedavi ediyor. Ama insanın bedeninin manevi hastalıkları da var.
kibir gibi, gurur gibi, cimrilik gibi, haset gibi hastalıklar var. Bu hastalıkları da tedaviye ihtiyacı var. Belki de bugün günümüzde dünyanın birçok yerinde, İslam dünyasında da bu tür hastalıklar çoğaldığı için sıkıntılar var, kavgalar, dövüşler var. Bu manevi hastalıkları tedavi eden kişiler ortalıkta değil. Geçmiş yıllarda bu manevi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gibi büyüklerimiz toplumun içerisindeydi. Türklerin 13. yüzyılda Türkistan'ın bozkırlarında sıkıntıya düştüğü kargaşa dönemlerinde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir manevi el uzatarak, onları irşat ederek onların tekrar dirilmesini, ayağa kalkmasını ve oradan gelip Horasan'dan Anadolu'ya gelip Balkanlara girip oralarda büyük devletler kurmasına vesile oldu. Eyvallah. Biz bunları manevi tabipler olarak değerlendirebiliriz. Eyvallah. Efendim şimdi 14 ve 15. kıtalarda Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri şöyle sesleniyor. Bakınız, fakir garip yetimlerin her kim ki halini sorar, razı olur okulundan rahim olan perverdigar. Ey bir haber sen sebepsin, budur bir sırru esrar, Hak Mustafa öğüdünü işitip söyledim ben. Garip fakir yetimleri sevip sevindiresin, bedenini parçalayıp yoluna kurban veresin, misafirine yoksula candan ikram edesin, Hakk'ın emrini işitip bu sözleri dedim ben. 14 ve 15. kıtalarda takdim tehir yaptım. Evet. Çünkü burada yine Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, misafire ikram, eşe dosta arkadaşa, akrabaya iyilik, garibe fakire yetime halatı sormak, onlarla halleşmek gibi kavramları sayıyor. Yine Hazreti Peygamber'in sünnetine bağlıyor. Biz bunları ihsar ve cömertlik olarak değerlendirmek üzere kısa bir giriş yapmıştık. Yapmıştık tabii. Şimdi ihsar kavramından tam olarak ne anlıyoruz hocam? İhsar dedik bunun adına. Evet. Cömertlik daha anlaşılır bir kavram bizim toplumumuz açısından. İhsar nedir? İhsar daha önceki bölümlerde de söyledim, diğergamlık. Ya başkasını tercih etme. Orada şu mudur hocam? Şimdi benim elimde 20 lira var. Bir 10 liraya ihtiyacı olan birisi geldi. 10 lirasını da ona veriyorum. Bu cömertlik. İhsar acaba şöyle midir? Mesela birisinin 20 lira ihtiyacı var. O anda benim 2 liraya ihtiyacım var. 20 liralık ihtiyaç 2 liralık ihtiyaçtan daha ağır olduğu için ben 20 liranın hepsini ona veriyorum. Onu kendi nefsime tercih ediyorum. Tabii ki. Tam da bu ihsar. Bu mu anlattın? Tam da bu ihsar. Cömertlikten farkını anlamaya çalışıyorum evet. Çünkü. Ya, cömertliğin bir ileriki aşaması ihsar. Yani kişinin kendinizi değil de karşıdakini tercih ediyorsunuz. Zaten tercih etmek kökünden geliyor. Hmm. Kendi ihtiyacımız olduğu halde karşıdakini tercih ediyorsunuz. Bununla ilgili olarak herhalde Hazreti Ali Efendimizle ilgili bazı şeyler var. Ashab-ı kiramın hayatından, Resul-i Ekrem'in hayatından tabii çokça örnekler var. Hatta Hazreti Ali Efendimiz malum haline sevgili seyirciler bir gün namaz kılmaktayken birisi sadaka istemeye geliyor mescide. O kişinin sadaka istediğini duyuyor ve elini uzatıyor. Parmağındaki yüzüğünü, evlilik yüzüğünü sadaka olarak bağışlıyor ve namazına devam ediyor. Herhalde Hazreti Ali Efendimiz'in ismi geçmeden de bir ayette ihtiyaçları olduğu halde ötekileri, kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler evet. Diye geçiyor değil mi? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri şimdi mutasavvıfın, dervişin, müridin, salikin bir ahlakı olmak üzere mi bize bunu öneriyor? Tabii ki. İhsar sahibi olmayı. İhsar sahibi olmak ama baştan beri dikkat edersek buraya kadar gelen bütün hususlar garip, fakir ve yetimleri sevindirmek üzerine. Ve yine garip olma, ikinci anlamdaki iki anlamı var demiştik gurbet dışında. Garip olmanın bir diğer hasleti de kendi ihtiyacınız olduğu zaman kendinizi değil de sizden daha çok ihtiyacı olan, hatta sizle ihtiyacı denk seviyede olanları tercih edin. Onları öne çıkarın. Onları öne çıkardığınız zaman Allah size onun karşılığında daha çok verecektir. 1:10, 1:100 verecektir. Bunun örnekleri de çok. Siz Hazreti Ali Efendimiz'den verdiniz. Başka örnekler de var İslam tarihinde. Hocam şimdi mesela son bu cümlenizden önce dediniz ya Allah size 1'e karşılık 10 verecektir. Böyle bir his içinde olmalı mıyız ama bunu yaparken? Tabii, samimiyetle soruyorum tabii, yani. Bunu yaparken bir beklenti yok zaten. O zaman zaten melamilik neşvesinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bir beklenti yok. Bir beklenti olmadan zaten bunu yapıyorsunuz.
Bir beklenti olduğunuz zaman o zaman riyaya giriyor iş, gösterişe giriyor. O zaman farklı bir boyuta giriyorsunuz. O da riya da kalbin hastalıklarından. Hocam insanoğlu için ne zor hallerdir bunlar? Yani herhangi bir karşılık beklemeden, insanlardan zaten bir karşılık beklemiyorsunuz. Ama Hazreti Hak için de bir maddi karşılık içinde düşünmüyorsunuz. Belki sadece değil mi rızası ve cemali rızayı bari için yapıyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Aklıma şey geliverdi böyle söyleyince. Bu pek çok peygambere atfen Kur'an-ı Kerim'de in ecriye illa alallah diye bir ayet-i kerime var. Evet. Bu herhalde bu isar ahlakı yani kendi ihtiyacı olduğu halde ötekini düşünmek ahlakı o yüzden Hazreti Peygamber'e bağlıyor diye düşünüyorum. Peygamberlerin ahlakı yani. Tabii peygamberlerin ahlakı. Ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gibi büyüklerimiz de peygamberlerin varisleri, takipçileri, onlar da peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmış. Şimdi siz bize böyle güzel güzel anlatıyorsunuz. Mevzu gittikçe rigidleşiyor yani darlaşıyor. Bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, yahu Musa Hoca çok güzel anlatıyor ama bizim için zor şeyler bunlar demesinler hocam. Bu da tabii öz imtihan. İmtihan Arapça mihnet kökünden geliyor Ali Bey. Mihnet. Mihnetten geliyor, sıkıntıdan geliyor. Zorluk yani. İşte imtihan burada zor. Siz onu Allah için verdiğinizde bir beklenti içerisine girdiğiniz zaman hemen riya boyutuna giriyor. Orada riya boyutuna girmezseniz orada ecrini Allah'tan beklemiş oluyorsunuz. Allah ecrini size vermiş oluyor. Yani evet bu anlattığınız çok zor bir şey. İnşallah kalplerimize kolay gelsin. İnşallah. Ne diyelim hocam? İnşallah. Cenab-ı Hak... Ama örneklerimiz var. Yaşamış örneklerimiz var. Bunları yapmak çok zor değil. Tabii bize bugün kalan işte Hoca Ahmet Yeseviler, Niyazi Mısri'ler, Eşrefoğlu Rumi'ler, Sunullah Gaybi'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş'lar bunlar zengin adamlar değildi. Onu evet. biliyoruz. Yani bize bir mal mülk bırakmadılar ama bize hakikaten çok büyük ahlak bıraktılar. Çok büyük bir ahlak serveti bıraktılar. Ahlak bravo hocam. Ahlak serveti bıraktılar. Belki sevgili seyirciler onlarla beraber bu dünyadan gelip geçen pek çok zengini, pek çok beyi, pek çok paşayı anmıyoruz ama yine de insanın gönlünü besleyen, doyuran, insan kalplerine büyük hazineler bırakan bu zatları anmaya, anlamaya devam ediyoruz. Efendim Musa Yıldız hocamızla bir sonraki Divan-ı Hikmet sohbetlerinde sizlerle buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esen kalınız.